olmaz bu savaş bence. Dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce. Sonra Allah Allah dedi Mehmet'im. Gayrı anlatılmaz bu savaş bence. Dağ taş konuşmuştu kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce. Sonra Allah Allah dedi Mehmet'im. Ne ana ne sıla ne yar hayali. Bir gör Mehmet teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali. Mermi yedi havan yedi Mehmet'im. Can askerim. Ne ana ne sıla ne yer hayali. Bir gör Mehmet teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali. Mermi yedi havan yedi Mehmet'im. Can askerim. Secde eder cümle canlı ve bitki. Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki şaha kalkmış vatan idi Mehmet'im. Böyle bir iman öyle ihlas ki. Secde eder cümle canlı ve bitki. Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki şaha kalkmış vatan idi Mehmet'im. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi. Tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi. Omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Can askerim. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi. Tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi. Omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Can askerim. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi. Tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi. Omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Evet, insanı insana, insanla insanda insanca anlatan, merkezinde insan olan Mertçe Söyleşi programı bütün güzelliğiyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, baba dediğim zaman sanırım herkesin yüreğinde bir şeyler kıpırdanır. Özellikle babası vefat edenler hakikaten babalarını özlerler. Baba bir dağdır. Baba bir kayadır, baba bir çınardır. Ben rahmetli babama karşı büyük cürmüm var, hatam var, günahım var. Çünkü babam kansere yakalandığında efendim Adana Numune Hastanesi'ne götürdük. Kanser uzmanı doktor dedi ki baban yaklaşık 40 gün yaşar. Cerrahi sınırları aşan onulmaz bir yara var. Lenf kanseri. Siz dedi bir hafta sonra alıp götürün artık ona iyi davranın. Ya bu çok zor bir olay.
Ben rol yapmayı sevmem, yalancılığı sevmem, sahtekarlığı sevmem. Aynı gün babama dedim ki baba sana müjdeler olsun. 40 gün sonra Rabbine kavuşacaksın. Doktor öyle dedi dedim. Babam bir şok geçirdi gerçekten. Ve sonra ölümüne 2 gün kala babam dedi ki oğlum gel seni bir kucaklayıp öpeyim. Allah senden razı olsun. Bana ölümle birlikte yaşamayı öğrettin dedi ve çok mutlu oldu, memnun gitti babam. Allah gani gani rahmet eylesin ona ve tüm babalara. Şimdi işte aynı acıyı paylaşan, yaklaşık bir yıl önce babası ölen Facebook'tan arkadaşım, bir değerli insan Elif Tekizoğlu'nun babasına yazdığı bir yazıyı önemine binaen sizlere sevgili Abdurrahim Haklıkul'un müsaadesiyle okumak istiyorum. Bugün Adana Medya'daki köşe yazım. Elif'ten babası Selahattin Tekizoğlu'na. Sen gideli bugün 2 yıl oldu. 2 yıl yani 730 gün. Bu 730 günün içinde seni hatırlamadığım, seni düşünerek içimin sızlamadığı bir tek gün dahi yok. Zaman zaman yokluğunun boşluğu ile 23 Aralık dondurucu ayazından beter üşüyorum. Kemiklerim sızlıyor, kanım çekiliyor adeta. Kalabalıklar içinde bir ıssızlık ki sorma gitsin. Bu benim penceremden sensizliğe bakışımdı baba. Gelelim senin bulunduğun yere. Sanırım biz dünyadakilerden daha iyidir. Bu 730 günün içinde şu ülkede yaşadıklarımıza bakarak yaşayıp yaşamadığımızdan bile emin değilim. Ne dünya ne de ülke daha iyiye gitmedi baba. Canından çok sevdiğin vatanın ve milletinin hali içler acısı baba. Birbirimizi yemeye devam ediyoruz. Terör dağlardan şehirlere indi. Mesela sen iyi ki görmedin baba. Her gün giden canlara, ateş düşen ocaklara hiç dayanamazdın baba. Ben miyim karamsar, ben miyim negatif olan diye düşünüyorum da İlim, bilim, istatistikler de aynı şeyi söylüyorlar baba. Herkes okumadan alim, herkes her şeyden anlıyor. Herkes dünyanın merkezi benim diyor. Bölünmüşlük, kutuplaşma, kin ve nefret bataklığında debelenip duruyoruz baba. Dış dünyada iyiye giden bir şey yok. Kan, vahşet, zulüm, gözyaşı içinde İslam alemi. Güya aynı fikrin insanlarının post kavgaları da yeni gündemimiz. Derdin ya hep, meselelerin meselesi insan meselesidir. İnsanın beynini doğru bilgiyle, kalbini sevgiyle, midesini helal gıdalarla beslemeden ondan fazilet mücadelesi bekleyemezsiniz. Beklemiyoruz da. Çağlar ilerledikçe insanlık da geriliyor. Olma çelişkisini nasıl açıklayabileceğimizi bilmiyorum babam. İç zenginliğine ermeyen bir ruh sefildir. Onu kainatta hiçbir şey mutlu etmez. Haristir, menfaat düşkünüdür, nankördür, özünü kin ve nefret kurutmuştur. Müthiş bir boşluk içindedir, kibir ve riyaya sığınmıştır. Mide ve ona bağlı duygularla bakar etrafına. Her şeyi menfaat açısından ele alır. Menfaati olmadan adım atmaz, atamaz. Beyniyle düşünmez, düşünemez. Kalbiyle hissetmez, hissedemez. Gözleriyle görmez, göremez. O bu alemde bir hiçtir. Farkında değildir, ne kendine değer verir ve ne de başka insanlara saygı duyar. Kolundaki saate, ayağındaki ayakkabıya, gösterdiği ihtimamın binde birini sıhhatine göstermez. Para onun için maddi ve manevi her şeyden çok daha önemlidir. Ne kendi saadeti için harcar ve ne de başkalarının. Arada sırada ancak nefsini tatmin için harcar. Daha sonra vicdan azabı içinde kahrolur gider. Bu kahrı Allah'tan korktuğu için değil, paracıkları elinden çıktığı içindir. Yazmışsın, İnsanlaşmak, İslamlaşmak ve Türkleşmek sayfa 160. Kitabında. İnsan olma meselesinde biz İslam toplumları sınıfta kaldık.
zerre, küre, canlı, cansız her şey insan için. İnsanın da canlı ve cansızlara hizmet için yaratılmış olduğunu, Hak'tan gelen cümle kitabının maksadının bu olduğunu ve kainatın yaratılış sebep ve hikmetlerinin insan olduğu gerçeğini adı geçen eserin 160. sayfasında anlattın ama anlayamadık baba, anlatamadık. Kısacası sevgisiz ve saygısız, kaba, saba, vahşi bir toplum yarattık sevgili babacığım. Bütün bu gerçeklerden azade ve görevini yapmış olmanın verdiği huzur ve rahatlıkla yattığın yer nurla dolsun. Sen 40 yıldır kendinden vererek hep yazdın, hep söyledin. Yaradan rahmetini üzerinden eksik etmesin. Kısacık ömründe bu hayat çok yordu seni. Artık dinlenme zamanı. Yolundan ayrılmayacağız. Seni daima anacağız. Seni unutturmayacağız. Kızım Elif. Bravo. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Tekizoğlu'na. Sanki ülkemizin bir analizini de yapmış babasını özlerken. Kesinlikle, babasına mektup yazarak ülkenin analizini yapmış. Çok teşekkür ediyorum sevgili Elif, yüreğine, gönlüne, kalbine sağlık. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin tüm insanlık ailesinin geçmişini efendim. Evet sevgili Abdurrahim Aklıkul. Kadın babasına yazıyor ama ülke meselelerini yazıyor. Böyle bir toplum haline geldik. Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi duygusal bir mektup. Her baba kutsaldır, her baba değerlidir. Her babanın mutlaka yetişme çağlarında çocuklarının başında olması gerek. Erken bir ölüm. Babalar, anneler, kardeşler, çocuklar maalesef doğanın ya da Tanrı'nın ilahi bir takdiri ölüyor. Ölüm var. Evet. Yani ölümü düşünüyorsan, hani sen demin güzel bir laf söyledin. Baban sana demiş ya, yaşarken ölümü evet, öğrettin. Ölümle yaşamayı öğrettin. Demiş. Aslında biz hep ölümle yaşıyoruz. Eğer ölümle yaşadığımızın farkına varabilsek, hırsızlık yapmaz kimse. Evet, doğru söylüyorsun. Dolandırıcılık yapmaz. İnsanları kandırmaz. Evet. Fakirin, fukaranın kul hakkını yemez. Evet. Yalan söylemez. Eğer gerçekten Allah'a inanan bir insan bunları yapmaz. Ama biz Allah'a bile sahte inanıyoruz. Göstermelik inanıyoruz. Kullanmak için Allah'a inanıyoruz. Ya da inandığımızı söylüyoruz. Şu Müslüman ülkelerin haline bir bak ya. İçler acısı. Birlik yok, beraberlik yok. Sünni devletlerle Araplar bir ordu oluşturmuş. Sonra bir Arap Birliği oluşturulmuş. Biz de bu Arap Birliği'nin üyesiyiz. Bizi kınamışlar. Irak'tan çık diye. Evet. Bakın şimdi. Türkiye olmasa bunlar ne yapar acaba? Evet. Dünya kadar petrolden gelirleri var. Yanı başında Yemen. Açlıktan ölüyor. Siz sanıyor musunuz ki Katar'ın, Suudi Arabistan'ın, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e destek verdiğine, yardım verdiğine destek oluyor. Nasıl biliyor musun? Bombalarla oluyor. Evet. Bomba yağdırıyor. Sonra dönüyorsun, IŞİD diye eli kanlı bir terör örgütü, bunu kuran Mossad, CIA, BND, buna alet oluyorsun. Silah yardımında, para yardımında bulunuyorsun. Güçlendiriyorsun. Kime karşı? Alevi kesimleri katletmesi için. Masum Müslümanları öldürmesi için. O El-Bağdadi denen IŞİD liderine bu Arapların meşhur bir televizyonu var. El Cezire. Evet. Röportaj yapıyor. Ya diyor siz Irak'ta, Suriye'de bu kadar katliam yapıyorsunuz da Filistinlileri katleden İsrail'e karşı neden bir davranışta bulunmuyorsunuz, eylemde bulunmuyorsunuz? Ne diyor biliyor musunuz o Bağdat'ı? Allah bana böyle bir talimat vermedi diyor. İsrail'e saldır diye Allah ona talimat vermemiş. Kim bu Bağdat'ı biliyor musunuz? Mossad'ın önde gelen ajanlarından biri. Ve buna inanan Müslümanlar kendi ırktaşlarını, kandaşlarını, dindaşlarını katlediyor. Nereye gelmişiz? Ve nereye gidiyoruz?
gören var mı? Evet. Dinlerde Hristiyanlığı yaymak için Güney Amerika'da, Afrika'da katliam yaptılar. Evet. Kendi işlerinde eleştiri yapıyorlar diye enginizasyon mahkemelerini kurdular. Bilime, ilime, aydınlığa karşı savaş açtılar. Hristiyanlar. Evet. Papa açtı yani kilise. Yüz binlerce insanı katlettiler. Aynı keza Müslümanlığı yaymak için biz Türkleri doğradılar. Erkeklerimizi, çocuklarımızı katlettiler. Kadınlarımızı cariye yaptılar. Zoraki Müslüman olduk. Evet. Dinlere baktığın zaman ölüm var, vahşet var, katliam var. Allah-u Teala nerede, ne zaman demiş kutsal kitabımda öldürün diye. Evet. Allah-u Teala kutsal kitabım Kur'an-ı Kerim'in neresinde yazmış? Rüşvet diye, hırsızlık yap, küçük yaştaki çocuklarla evlen, tecavüz et. Nerede demiş? Biz dinimizi bile tefsir edemiyoruz, yorumlayamıyoruz düzgün. Günah diyor. Haşa! Günah, dur! Allah'ını seversen, ben Türk'üm. Kur'an-ı Kerim'i ben Türkçe okuyacağım. Kürt Türkçe okuyacak. Türk Türkçe okuyacak. Azeri Azerice okuyacak. Çeçen Çeçence okuyacak. Çerkes Çerkezce okuyacak. Boşnak Boşnakça okuyacak. Arapça okuyacak. Hat! Ben mecbur muyum senin dilinden okumaya? Değilsin. İncil'i İtalyan İtalyanca okur. Fransız Fransızca okur. Alman Almanca okur. Portekizli Portekizli okur. Çinli Çince okur. Japon Japonca okur. Koreli Korece okur. Yutturuyorsunuz. Evet. Kandırıyorsunuz. Öldürüyorsunuz. Evet, aldatıyorsunuz. Sömürüyorsunuz. Allah, peygamber, din adı altında cüzdanlarına giriyorsunuz. Gönüllerine giriyorsunuz. Ruhlarını sömürüyorsunuz. Böyle bir aracı haline getiremezsiniz Allah'ın kutsal dinini. Kesinlikle Cenab-ı Hak efendim 2. surenin El-Bakara suresi 44. ayetinde ve la teşteru bi ayati semenen kadilen buyuruyor. Benim ayetlerimi kesinlikle para karşılığında satmayın buyuruyor. Keza ölülere okuduğunuz o Yasin suresinde bizzat bu kitap diriler için gönderilmiştir diyor. Abdurrahim Haklıkul'a katılıyorum. Biz 35 yıl önce Adana Ulu Cami'nin önünde çıkan cemaata Allahu Ekber'in ne anlama geldiğini sorduğumuzda hiç kimse bilememişti. 35 yıl önce. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunuyor ya ezanlar. Ne anlama geldiğini belki bugün bile kamerayla çıksak insanlar bilemeyebilir. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ama nedir anlamı? Sevgi ve merhameti bitimsiz olan Allah'ın adıyla demek olduğunu kaç kişi bilir? Günde 40 defa okuduğu Fatiha suresinde Allah'tan başka hiçbir otoritenin karşısında eğilmem ahdü peymanını kaç kişi bilir efendim? Ancak Allah'tan şefaat ve yardım dilenmesi gerektiğini. Allah böyle dediği halde bir yığın tarikat şeyhlerinin önünde elete göktüklerini, parti başkanlarının önünde serfuru ettiklerini efendim neler neler görürsünüz sevgili izleyiciler. Kurtuluş salt Kur'an'ın temel prensiplerindedir. Onu da kendi dilinizden okuduğunuz zaman eğer sağlıklı bir zekanız varsa, aklınız çalışıyorsa ve insan olarak yaratılmışsanız Kur'an'ı anlamanın tek bir şartı var. İnsan olmak ve akıllı olmaktır. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Çünkü Kur'an insanın içindedir. İçinde. Dışında değil, senin içindedir Kur'an ayetleri. Çünkü sen haramın kötü olduğunu bilirsin. Zinanın kötü olduğunu bilirsin. Sömürünün kötü olduğunu bilirsin. Ezmenin kötü olduğunu bilirsin. Hatta karıncayı ezmenin bile çirkin bir hareket olduğunu bilirsin. O halde bunu sayfaların içinde arama. O aradığın sayfa suhuflardır. Efendim şöyle bir kitaptır, paket. Ama asıl Kur'an senin içindedir. İçine dön. Kur'an da sana o içini hatırlatır. Abdurrahim Haklıkul'a katılıyorum. Renkler,
güzellikler, klanlar, farklılıklar bir çeşnidir. Allah'ın bir güzelliğidir. O bir dilden insanları efendim bir dile mahkum etmez. O bütün dilleri bilir, buyur Abdurrahim abi. Bak şimdi Cübbeli diye bir hoca var. Evet. Hoca bozuntusu. Evet. Nasıl dini ticarete döküyor biliyor musun? Efendim diyor, yanmaz kefen icat ettik. Cehenneme gidecekler bu kefenden gittiği için yanmayacaklar. Evet. Bak ya. Buna inanıyorlar. Yanmaz kefen alıyorlar. Kapış kapış. Evet. Duruyor. Yetmiyor ticaretteki kârı, yanmaz kefen. Az adam ölüyor çünkü. Bu ara demek ki batıda. Abi gözlüğünü tak da ben bunun cevabını anlayamadım. Şunu da sorayım. Hüseyin Bayrak sana bir mesaj göndermiş ama ben anlayamıyorum. Ben yani. Şunu ben bitireyim, anlayamıyorum. Şunu evet. Bitireyim bak söyleyeyim. Türkçe gönder. Türkçe Hüseyin Bayrak. Dilin bozuk senin. Bak. Sen iki lafı bir araya getirirsin ama yazı dilin de hatalı. 10 tane üniversite bitirsen yine adam olmazsın. Peygamber Efendimizin abdest aldığı suyu satıyor şimdi bu Cübbeli. Allah Allah. Ya Allah'tan korkun, 2000 yıl önce. 2000 yıl önce ya. O su mu kalır? Ve diyelim ki kaldı bir bardak. Ya sen bunu nasıl üretip satacaksın? Evet. Ve inanıyorlar. Ya Abdurrahim abi. Ver okuyayım onu. Dur vereceğim bir cümle söyleyeyim ya. Sevgili izleyiciler, bu sene benim çok yakınlarım hacca gittiler. Engelleyemiyorsun. Gidiyorlar oraya, dolarları, euroları Araplara teslim edip geliyorlar. Emenna ve saddakna. Orada bir belki gidenlerin bir samimiyeti olabilir ama efendim orada 4-5 tane beton sütun, şeytan taşlayacağız diye efendim yüzlerce, bine yakın insan ölüyor ya. Ya sevgili izleyiciler, savaşta mıyız Allah aşkına, haçta mıyız ya? Bunun hesabını neden sormuyorsunuz krallara? O krallar kim? Ne iş yapar? İslam'da krallık var mı? İslam'da altını biriktirmek efendim bir, onu da bir takım sahtekarlara göndermek var mı? İslam'da yabancı karılarla evlenerek 70 tane cariye sahibi olmak var mı? Hangi dinde var? Kur'an'ın dininde yok. Ama bunların hakimiyetinde Kabe-i Muazzama. Peki yani ya ben keriz miyim ya? Biz keriz miyiz arkadaş? Biz keriz miyiz ya? Bu insanlara niye paramızı boşuna yedirelim? Orada hakikaten Allah'ın emrinin gereği yerine getiriliyor mu? İnsanlar bir darağın dişleri gibi orada algılanabiliyor mu? Nasıl sömürüldüğünüzün farkına varmıyor musunuz? Aynaya bakmıyor musunuz? Lütfen Allah adına, peygamber adına, din adına sizi kullanmak isteyenlere vicdanınızla tepkiyi gösterin. Evet abiciğim. Şimdi Bayrağın attığı mesajı okudum da bana da gelmiş aynı mesaj. Peki diyor, eğitim sisteminde de diller olmalı mı? Evet, olmalı. Hüseyin Bayrak. Türkiye'deki devletin resmi dili Türkçedir. Evet. Burada yaşıyorsan bunu öğreneceksin. Bu bir. Evet. İki, etnik gruplar kendi dilini konuşmak, öğrenmek istiyorlarsa buna da izin vereceksin Hüseyin Bayrak. Bu da iki. Devlet politikası böyle olmalı. Allah'ın yarattığı farklı ırkların, farklı mezheplerin ya da nasıl anlatıyorsan, nasıl anlıyorsan öyle söyleyeyim. Şunu asla unutma. Dinle dili karıştırma. Senin çıkarına. Ben merak ediyorum. Sen yaptığın apartmanı nasıl satacaksın? Bu apartman yanmaz Cübbeli Hoca tarafından okundu. Bu apartman yangın çıkarsa yanmaz diye mi satacaksın? Yok, Hüseyin'in hurafeleri yoktur yalnız. Yani benim arkadaşımın hurafeleri asla yoktur. Ama hurafelerle hareket ediyor. Hurafesi nasıl yok ya? Onu söyleyeyim. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı olmadı diyor. O noktalarda ciddi bir hata yapıyor. Yani tarihi bilgisi kıt. Kesin literatürü bilmiyor. Avanak ya adam, avanak abi. Abdi, abdisi de var. Avanak abdi. Avanak bir kul yani. Ama bu adam avanak işte, görünüp kurnaz bir kul. Kesinlikle. Ben Hüseyin Bayrak'ın avanak olduğunu asla Sayın inanmadım. İl Başkanı Fikret Yeni seni benim, sunu götürür susuz Sayın getirir. Fikret Yeni benim yüzüme beraber söyledi. Ya sevgili Yükselmek dedi. Sen efendim objektif, efendim vasat,
doğal, içinden geldiği gibi konuşan bir insansın. Ya şu Hüseyin Bayrak'la dedi, iki saat orada nasıl katlanıyorsun dedi ya. Kesinlikle ben Fikret Yeni'ye katılıyorum ama efendim bir çeşni olsun, bir farklılık olsun. Ben aykırı düşüncelere sonuna kadar varım. Aykırı düşünceli insanları severim. Efendim ben bütün aykırı insanların kitaplarını okuyorum. Karl Marx'ın bütün risalelerini okumuşum. Felsefenin temel ilkelerini okumuşum. Bazdak'ı okumuşum. Efendim Adolf Hitler'i okumuşum. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bütün kitapları okumuşum. Yani dünyada ne kadar aykırı kitaplar varsa okuyorum. Tevrat'ı okuyorum. İncil'i okuyorum. Bakın size İncil'den bir ayet paylaşayım. Orada Rabbim şöyle buyuruyor. İncil'de dikkat edin. Matta bölümü 4:4. Yani dördüncü kısmın dördüncü ayetinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendim İncil'de. İnsan ekmek ve su ile yaşamaz. Tanrı'nın kelamıyla da insan yaşar. Dikkat edin. Tanrı'nın kelamıyla, orada sembolik bir ifade, yani Tanrı'nın ahlakını ahlak haline getirdiği zaman adeta ekmek suya bile ihtiyacı olmaz. Çünkü öyle bir insana değer veren ideolojik bir tip olur ki karıncayı incitmez. Efendim kimsenin tavuğuna kış demez. Komşusu açken kendisi tok yatmaz. Malının fazlasını paylaşır. Ve paylaşırken de en küçük bir tereddüt duymaz. Yani yakınındaki insanların neye ihtiyacı olduğunu hisseder. Çünkü Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve dahi Hazreti Adem'den Muhammed'e kadar tüm peygamberlerde öyleydi. Nasıldı? İşte size İspatı efendim. Estağfirullah. İz gâle lehum ehuhum nuhun alâ tettekûn inni lekum resûlün emîn fettekullâhe ve etî'ûn ve mâ es'elüküm aleyhi min ecrin in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn sadakallâhül azîm. Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Bu Allah'ın emirlerini sizlere ilettiğim için sadece o noktada bana da itaat edin. Çünkü benimle sizin aranızda bir fark yok. Sadece Allah'ın dediklerini size aktarıyorum diyor Risalet üyeleri. Hatta Hazreti Muhammed der ki ene beşerüm mislüküm. Ben de sizin gibi bir insanım. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yalnız sizden benim farkım, bana Allah tarafından böyle bir vazife yüklenmiş diyor. Ve Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam kendisine ayağa kalkan bir grup arkadaşlarına, hani bugün var ya efendim filan geliyor, Ahmet geliyor, Mehmet geliyor, hazır ol, ey dikkat edin, bakan geldi, vekil geldi, şu geldi, müdür geldi, genel müdür geldi, işte bir insanları hizaya sokuyorlar ya efendim, aynı şeyi peygambere de yapmak istiyorlar. Peygamber ne diyor biliyor musunuz? La tekumu keme tekumu la acim. Efendim acemlerin krallarına yaptığı gibi bana böyle bir serfuru hareket yapmayın. Ben sizin gibi bir insanım. Ene beşerün mislüküm. Ben de sizin gibi bir insanım ve Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Hazreti Muhammed'i dışarıdan gelen insanlar tanımıyordu. Çünkü onun ne kafasında kocaman bir cübbe, sarık, farklı bir şey yoktu. Sizler gibi giyiniyordu, sizler gibi kuşanıyordu. Mütevazı bir insandı. Onu fark ettiren develerin hakkını aramasıydı. Onu fark ettiren efendim cübbesini çıkarıp şair bir dostuna vermesiydi. Onu fark ettiren omuzuna erini koyan bir fahişenin, ki fahişe, bunu mecburen kullanıyorum. Bazdak'ın bu konuda bir kitabı var. Fahişelerin efendim fahişelerin şeyi, fazileti ve sefaleti diye bir kitabı var. Çok dehşet bir kitap, size tavsiye ederim. Fransa'nın önde gelen alimlerinden, aydınlarından biridir Bazdak. Fahişeleri yazmıştır. Fahişeler kader kurbanlarıdır.
Ama metresler var ya, metresler, onlar hazır lopçudur, hazırcıdır, beleşçidir, ucuzcudur. O açıdan fahişelerin sonuna kadar yanındayım. Hüseyin Bayrak yanlış anlasa da, çünkü onlar bir kaderin kurbanlarıdır. Olmamaları gerekir. Ben temeline karşı çıkarım, oradaki bir fahişeye değil. Onu oraya getiren sisteme, onu tetikleyen sebepleri sorgularım. Yoksa ucuz bir hareket yapmış olurum. Ayete tekrar dönecek olursak sevgili dostlar, İzgâle lehum ehuhum nuhun alâ tettekûne inni lekum resûlün emîn fettekullâhe ve etiûn. Biz Nuh'u kavmine gönderdik, dedi ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir kurtarıcınız, ilahınız, parti başkanınız, tarikat lideriniz, mezhep imamınız yoktur. Ben de bu emirleri size onun rızası için görevli olarak getirdiğim için bana itaat edin diyor Hazreti Nuh, sadece o noktada. Min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Ben bu yapıp ettiklerimden sizden bir ücret istemiyorum. Çünkü dikkat edin, ücret isteyenler sizi kontrol altına alırlar. Ücret alıyorsanız kesinlikle sizde bir problem olur. Konuşamazsınız, diliniz tutulur. O açıdan min ecrini necriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bana verilen emir böyledir ve ben Müslümanların ilkiyim diyor. Eğer Kur'an'ı kendi doğal seleksiyonu içinde kendi dilinizde dinlerseniz orada kendinizi bulursunuz, kendi kimliğinizi huzur bulursunuz, huzur bulursunuz. Abdurrahim Ahluku'nun bu noktadaki bütün çığrışımlarına, haykırışlarına, haksızlıklara karşı tavrına gönülden katılıyorum. Adana'ya dönelim. Hamza Güngör kardeşimizin de annesi vefat etmiş, 73 geçen yaşında, Ekspres gazetesinden. Allah sabır ve metanet Amin. İhsan eylesin. Mevta'ya da rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu arada Sarıçam'ın efendim o en çalışkan belediye başkanı, ki Adana'da öyle gönüllerde taht kuruyor. Gerçekten Sarıçam'ın çehresini değiştirdi. Sarıçam TV test yayınına başlamış, çok güzel. Sarıçam Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Başkan Bilal Uludağ'ın talimatlarıyla altyapı çalışmalarına başlanan Sarıçam TV hizmet vermek için gün sayıyor. Başkan Bilal Uludağ yaptıkları etkinlikleri duyurmak amacıyla hazırlanan Sarıçam TV'nin en kısa zamanda test yayınının ardından faaliyete geçirileceğini söyledi demiş. Efendim az önce reklam arasında Sayın Bilal Uludağ'la konuştum. Neden? Ben Yüreğir'de oturuyorum ve Sarıçam yolunu hep kullanıyorum. Çünkü Osmaniye'deyim, Cebel Bereke'de gidip gelirken oradan gidiyorum. Oradaki transformasyonu, değişikliği, hizmetin farkındalığını izliyorum, görüyorum. İşte bu vesileyle dedim bu yılı, efendim yani bu teklifi Başkan Sözlü'ye de götürebilirdim. Zeydan Karalar'a da götürebilirdim. Hiçbiri de kırmaz beni. Hepsi de dostumdur ama Sarıçam özellikle seçtim. Kıbrıs'taymış. Hemen telefonum ilk çaldığında cevap verdi. Dedim başkan perşembe günü beraber olalım. Yüksel abi tamam dedi. Perşembe günü Sarıçam'da neler yaptı, neler yapmadı. Hizmetinde ve kafasında neler var Sarıçam'la ilgili. Adana'yı, Türkiye'yi nasıl okuyor? İşte Sayın Uludağ'la birlikte olacağız. Perşembe günü saat 09'da inşallah. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Evet abi, bu hizmete dayalı televizyonlarda Adana'da moda oldu artık. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Sayın Uludağ gerçekten sessiz, sakin, derinden güzel işler yapıyor. Aynen öyle. Yaptığı işleri de pek pazarlayamıyor. evet, öyle bir eksikliği var. Evet, oraya eksiklik kendinden kaynaklanmıyor. Doğru. Kadrolardan kaynaklanıyor. Doğru. Diyelim. Yani, Sayın Sözlü için de aynı şey geçerli idi. Değiştiriyor ama o. O onu burada 24 saat konuşsam bitiremem, o yüzden konuşmuyorum. Bir şey değişecek, her şey değişecek dedi ama değiştiriyor, dikkat et. Gözünün yaşına bakmıyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben Sayın Sözlü'yü severim. Eleştirilerimi de televizyon ekranından önce yüzüne yapmak isterim. Evet. O yüzden de onu es geçiyorum. Yani ileri bir şeye bırakalım. Evet. Televizyonu kurması, yayınlarında yayına sokması çok olumlu bir şey olur Sayın Uludağ'ın. Başarılar dilerim kendisine.
Sen demin konuşurken bana da mesaj geldi, sana da gelmiştir mutlaka. Hüseyin Bayrak mesaj atmış. Evet. Sana zındık diyor, bana da komünist. Zındıkla komünistin verdiği fetva mı olur diyor. Ben ikimizin adına bir cevap buyur tabii, cevap mesela, hakkımız var sonra, kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçelim. İl evet. seçimleri yapıldı, evet. İl başkanları. Değineceğiz, o gündemimizde var. Evet, Ayhan Baruk kazandı. Şimdi bak, ben sana hiçbir zaman böyle zındık ya da dinci gibi kelimeler kullanmadım. Ben de kullanmadım. Sadece... Ama IŞİD kafalı dediğini hatırlıyorum evet. ben. Bak, şu cenderelerde. Demişimdir. Evet. Ha. Hak ediyor çünkü. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Senin gibi mücahitken müteahhit olup sana inanan, peşinden gelen insanlara sabredin, aç kalın, susuz kalın, soğukta üşüyün, sıcakta terleyin, cennete gideceksiniz demem. Ben devrimciyim. Hayatım boyunca doğru olduğunu inandığım işleri yaptım. Doğru olduğuna inandığım sözleri kullandım. Her zaman da böyleyim. Ne müteahhit olmaya, ne zengin olmaya niyetim var. Hüseyin Bayrak, ölüm var, ölüm. Allah'a çok şükür ki bu ilkemden hiç taviz vermedim. Kimisi bana senin dediğin gibi komünist diyor. Kimisi bana ne alakaysa faşist diyor. Kimisi bana hakikaten ne alakası varsa Rahman diyor. Şimdi bunları söyleyen insanlar komünizmden de, faşizmden de, dincilikten de rant elde edenlerden nefret edenler. Ben memnunum. Ve iddia ediyorum. Sen de sıkıyorsa, çok inanıyorsan, hani sen diyorsun ya ben Kur'an'ı hatmettim, ben Kur'an'ı çok iyi bilirim. Gel Yüksel Mert'in karşısına çık. Seni nasıl parça parça ettiğini tüm adam kamuoyu izlesin. Hatta uyduya çıktık değil mi? Evet, dünya tüm izlesin. Dünya izlesin. Tüm dünya izlesin. Yok, kendi benim... kendine klavyenin arkasına saklanıp delikanlılık, yiğitlik yapma. Bu memlekette seni de iyi tanıyoruz, bizi de iyi tanıyorlar. Yüksel Mert'i de şimdi iyi sana tanıyorum. Bu kadar, bugünlük bu kadar şey yeter. Ne yazarsan yaz, daha cevap vermeyeceğim. Hüseyin Bayrak'a tavsiyem efendim, bu ülkede Diyanet İşleri Reisliği yapmış olan Sayın Süleyman Ateş ve gerçekten kitapları bütün dillere çevrilen Dünya İnsanlık Ailesi'nin hakikaten yıldız simalarından biri Sayın Yaşar Nuri Öztürk. Bir başka açıdan gerçekten bilgisiyle, birikimiyle sınırlı bir partinin üyesi, genel başkanı olsa da bu ülke için canını feda eden Doğu Perinçek ve Dünya İnsanlık Ailesi'nin tamamının tanıdığı rahmetli merhum Cemal Kutay ve Dünya İnsanlık Ailesi'nin yüz akı simalarından hala yaşayan Muazzez İlmiye Çığ'dır benim muhataplarım. Onlarla konuşmuşum, programıma almışım. Onlarla Dünya İnsanlık Ailesi'nin problemlerini konuşmuşuz. Senin de ise Adana problemlerini bile konuşamıyoruz. Çünkü subjektif bir bakış açın var. İşletme körüsün, dediğim dediksin. Adana'nın üzerinde kara bulutlar estiriyorsun. Hayali, ütopya, efendim kehanet imparatorluğu yapıyorsun. Eğer cendereye 3 gün seni almasak Adana'da unutulur gidersin Hüseyin Bayrak. Bu kıyamı da unutma. Çok teşekkür ediyorum. Evet, CHP İl Kongresi'ne geliyoruz. Gazeteci Abdurrahim Hak ne? Ha, CHP Kongresi. Evet. Efendim bizim reji dayatıyor, yazıyor, biz konuşuyoruz. Yani kesinlikle hemen hatırlatıyor. Baydı bu demektir. Eğer ekranda KJ değişmiş ise problemin reytinginde bir sorun var demektir. Bunu benim teknik yönetmenim çok iyi beceriyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, buyurun efendim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongreleri başladı. Adana'da da yapıldı dün. İki aday vardı. Biri Ayhan Barut, diğeri de Battal Özer. Evet. Kamuoyunda Ayhan Barut'u Zeydan Karalar'ın desteklediği, Battal Özer'i de Soner Çetin'in desteklediği söylendi. Ve hatta dün kongre öncesinde bir böyle hareketlenme oluşmuş. Evet. Yani kavga dövüş de yok. Birden sosyal medyaya CHP'de kavga diye çıktı. Tabii bunu sosyal medyada okuyan, kongre salonunda olan Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin, kendisine yakışan
toplumu kucaklayan partilileriyle birlikte omuz omuza olmasını sağlayacak harika bir şey yaptı. Kürsüde konuşurken dedi ki, biz kavga etmiyoruz. Ve Sayın Soner Çetin'i çağırdı sahneye, öpüştüler, birbirlerini tebrik ettiler. Aslanlar gibi kongrelerini yaptılar. Kazanan, eğer Ayhan Barut, ben kimi desteklediğini de pek bilmiyorum ama sadece yazılanlardan konuşuyorum. Zeydan Karalar'ı tebrik etti Soner Çetin. Birlik ve beraberlik fotoğrafı verdiler. Çok da güzel oldu. Ayhan Barut'a gelince, iyi bir CHP'li. CHP'ye ivme kazandıracağına eminim. Kaybeden aday Battal Özer'in eski bir hakim olduğu söyleniyor. Ve hatta Zeydan Karalar il başkanı iken, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı iken Battal Özer'in kızının bir reklamcıdan alacağı olduğundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne icra getirdiği, o zaman hatırlarsak, evet, icra getirdiği, Atatürk büstüne varıncaya kadar icraya haczedildiğini okuduk. Babası da çıktı, il başkanı olmak istiyor. Aslında adalet yerini bulmuş Ayhan Barut Bey'in kazanmasıyla. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kendine rant sağlamaya çalışmasın. Ben burada Zeydan Karalar'ı da Soner Çetin'i de tebrik ediyorum. Gerçekten çok olgun bir davranış sergilediler. İnşallah bu olgunluk her seçimde yapılır. Topluma birlik beraberlik mesajları verilir. Ve gelecekle ilgili de daha iyi geleceğe yönelik planları, programları olur. Toplumda inanırsa kendilerini hem yerelde hem genelde iktidara taşır diye düşünüyorum. Evet, bizi izleyen Mahmut Korkmaz'a sevgilerimi gönderiyorum. Tweet'te de yazıyor ama ölülerle ilgili yazdığı için tweet'i okumak istemiyorum. Ben dirilere yönelik efendim bir program yapıyoruz. Çünkü biz dirilerle bu ülkenin, dünyanın kurtulacağını düşünüyoruz. Kendimizi de dirilen efendim o sorgulayıcı zihnimizle, aklımızla, dimağımızla, kulağımızla, gözümüzle kurtaracağımızı düşünüyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Ben de Sayın Barut'la ilgili, CHP ille ilgili bir şey söyleyeyim. Bir defa bir, tartışmasız İstiklal Marşı'yla başlayan, saygı duruşuyla başlayan kongrede mükemmel bir çok seslilik vardı. CHP çok seslilerin partisidir. CHP bir muti organizasyonun partisi değildir. Biatçı bir parti değildir. CHP'de kavga da olur, gürültü de olur, şapkalar da uçuşur, ayakkabılar da uçuşur. Uçuşsun. Ama öyle bir şey olmadı. Velev ki uçuşsa bile ben çok sesliliği seviyorum. Çünkü her insan bilinçli olursa, bilgili, birikimli olursa dünya kapkaranlık olmaz o zaman. Yani hatalar söylenir. O açıdan fikir için, Adana'nın menfaati için, CHP'nin geleceği için her türlü kargaşaya varım abi. Olsun. Atatürk'ün partisi gerçekten bu ülkeye lazım. Bence genel başkan bile sorgulansın. Çünkü bir sinerji veremiyor. Bir atraksiyon yapamadı. Hep yeniliyor Recep Tayyip Erdoğan ve onun devamı olan AK Parti karşısında. O açıdan bir çeki düzen vermeleri gerekir. Bu çıngı da Adana'dan başlar ve başlamalı. Evet, Adana spor camiasında bakın hemen yazıldı, dikkat edin, biz yönlendiriliyoruz abi. Kesinlikle ben bütün Türkiye'nin televizyonlarına Akdeniz'i örnek gösteriyorum. Teknik yönetmenimi örnek gösteriyorum. Ya yani konu ikimiz, baydığı an. İkimizi de yaşlı görüyorlar çocuklar. Konu baydığı hatırlatıyorlar, an. Hele bizim gibi menopoz dönemini geçmiş artık, yani antropoz dönemine girmiş insanlara hatırlatmak gerekir. Teşekkür ediyorum teknik yönetmenime. Evet, Adana takımlarında ciddi bir performans yüksekliği görüyoruz. Adana Spor'un Elazığ'da galibiyeti kaçırdı. Muhteşem bir netice alması harika bir olay. Keşke galip gelseydi ama özlenen bir tabloydu. Yerini koruması ve bir puan alması düşündürücü çünkü bir lider adayıyla oynuyordu. Keza Demirspor galibiyeti kaçırdı Adana. Keza Demirspor harika bir performans gösterdi. Ahmet Can yavrum hemen ikinci maçta böyle krallar gibi bir performans gösterdin. Seni alnından öpüyorum. Hele o kurtardığın dehşet bir gol var ya. Onun için seni tekrar alnından öpüyorum. Adana'ya layık bir insan olacaksın ama aman şımarma.
bak benim torunum yaşına geliyorsun. Aman şımarma, şımarıklık kötüdür. Disiplinize bir kimliğini devam ettir evlat. Bu arada Demir Spor'u da Adana Spor'u da ruhu canımla kutluyorum. Mutlu sona doğru yavaş yavaş gitmeye çalışalım. Büyük konuşmayalım, büyük lokma yemeyelim diyorum. Son sözleri sana veriyorum. Buyurun. İnşallah galibiyet serisi devam eder. Hem Demir Spor'umuzun hem Adana Spor'umuzun. Belki de ikisi de el ele Süper Lig'e yükselirler. Adana bunu hak ediyor. Abi bir türküyle bitirelim bari. Bir türkü vardı abi, o türküyü alalım, unutamam. O bir tane yörük kızının efendim nohut toplarken muhteşem bir sesi var. Abdurrahim abiye dinleteyim, benim de şu yörük damarlarım kabarsın. Nasıl birilerinin efendim damarları kabarıyor, bizimki de kabarsın. Çünkü bu ülke mozaikleriyle var olmaya devam edecektir. Evet, yörük kızını bütün Türkiye'ye gönderiyoruz. Sese bak, sese. Kız kurban olurum ona, sıl bağış halının üstüne döktüğün nakış. Evinizin onu ne yaman yokuş, senin için ter dökerdim sevdiğim. Eşarpın bağlıyorduk dallara, salınarak yürüyorduk yollara. Elimizden kaçıp giden yıllara, soruyorum sen geliyorsun aklıma. Yüksek yerden el sallardın sen bana küçüklükten. Evet Abdurrahim abi, işte biz tarlada çalışa çalışa simsiyah olmuş yavrum. Güneşte bir zenci gibi Allah olmuş işte abi, biz buyuz abi, buyuz biz bu. Bu ülkede, dünyada abi o ekonomi üzerinden köşe dönenler, şu insanların alın terinin hukukunu, hakkını yiyenler, bu ülkenin bütün bir ekilmesi gereken topraklarını çorak hale getirenler, kendi pamukları için, kendi ticaretleri için, işte biz buyuz abi. Anadolu'nun insanı budur. Yörük kızının şahsında tüm Türkiye'nin, dünyanın ezilenlerine, hor görülenlerine, müstezaflarına sevgilerimizi gönderelim. Son bir cümle abi. Unutmayın ki bugün olmasa yarın mutlaka öleceksiniz. Canım benim. Müftü oldu. Ve öldüğünüzde kabirde azap çekeceksiniz. Ya ne kabir azabı, yok öyle bir şey. Kabir azabı falan yok. Millete yutturma. Yok. Azap falan yok efendim. Ben yok. Söylemiyorum yani ya. Daha hesap günü olmadan ne ya, azabı ya. Ben söylemiyorum ya. Kim söylüyor? Dini sömürenler, rant haline getirenler, çıkarcılar söylüyor. Aman abi ölüm yani, adam iflahı devremiş zaten. Tamam, şöyle çalışmış, amele olmuş, alnının teriyle kazanmış, çoluk çocuğunu bir de mezarda mı çekecek abi? Bırak şöyle onu sömürenler ceza çeksin. Öldüğün zaman mezar yeri beleş. Sen yaptığın kötülüklerden dolayı kimse cenazene gelmezse hambal beleş. Hoca beleş. Gömün gitsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, o kadar da değil. Hocalar da artık yani, rahmetli babamın cenazesine 10 kişi geldi. Özel çağırdım. Camiye bile götürmedim ben cenazeyi. Ben kıldırdım cenaze namazını da. Mersin'den yılın imamı Niyazi Hoca gelmişti. O da babamın cenazesine katılan 11. kişiydi. 10 kişi babamın belirlediğiydi. Yani kalabalık önemli değildi. Önemli olan nitelikli 10 insan kıldırsın namazımı. Ben babamın cenazesini tek başıma gece 12'de. O da teamüllere. Gece 12'de namaz kıldırılır mı? Gece 12'de kıldırdım. Ben kıldırdım. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Dönüşte hoca bir espri yaptı. Acılı günümde bile güldüm. Cebini açmış, puşt, diyor ki abi diyor, kimyan bozulur, şuraya birkaç kuruş at diyor. Tamam. Yasin okumuştu. Şuraya birkaç kuruş at ya. Adettendir. Yani, abi bunlar böyle artık. Adettendir, yani kesinlikle evet. Sömürüyü bir araç haline çoğu getirmiştir, istisnalar hariç efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu espriden sonra insan demek artı hata demektir. Birlikte olduğumuz zaman içinde elbette hatalarım, yanlışlarım, yanılgılarım, yanlış ifade biçimlerim olmuştur, olabilir.
Ben bütün bunları düzeltmek azminde ve kararında bizi insan olarak uyarlara, ikazlara, nasihatlere açık ve muhtacım ve muhtacız. Bizi Hollanda'dan izleyen sevgili Meler ailesine. Meler ailesi diyorum çünkü Yüksel Evsen soyadını değiştirdi. Artık Evsen değil, Meler oldu. Yüksel Meler. Öyle artık mi oldu? Evet, kesinlikle. Bir devrim yaptı Yüksel Evsen bu konuda. Yani o hanım köylü oldu. Yengenin soyadını aldı. Hanım köylü oldu. Artık evet, yani Hollanda'dan bizi izliyor. Ben Yasemin Hanım'a da benim Yüksel kardeşimin ruh dünyasında, kimyasında böyle bir değişiklik meydana getirdiği için onu kutluyorum. Allah razı olsun. Yarın buluşma ümit ve duasıyla hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.